Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Böyle bir modern taksiciyi bulduğum için de ayrıca şanslıyım galiba zaman, bu havada. O zaman selamlaşalım şöyle evet, uzaktan böyle. Uzaktan, evet abi. Şimdi koronavirüs hakkında İstanbul halkına ne durumda, ne söylemek istersiniz? Vallahi ben, öneriniz ne var? Yani benim tabii haddim değil önermek ama gözlemlediğim kadarıyla çok aşırı bir şekilde tepki verdi halkımız. Yani tabii ki dünyadaki olan olayları gördükten sonra insanlar işte devamlı düşen, devamlı işte kendini kaybeden insanlar olduğunu gördükten sonra bayağı bir sıkıntı yaşadık. Hepimiz de yaşıyoruz, hepimiz de korkuyoruz aslında ama bence bir küresel bir şey gibi düşünüyorum bunu. Hani böyle bir dayatma gibi düşünüyorum. Çünkü insanlar genellikle baktığınız zaman hep bir korku üzerine. Devamlı işte kıtlık psikolojisi, devamlı bir şey. Yani ülkemiz bolluk ve bereket ülkesi. Yani böyle bir şeyin olacağına da pek inanmıyorum aslında kıtlık olacağı şeklinde. Sağlık Bakanlığımız bayağı bir önlemler aldı. Destekliyor musunuz? Doğru tabii buluyor musunuz? Çok doğru buluyorum. Kesinlikle. İçişler Bakanlığı, Sağlık yani Bakanlığı. Hepsi çok güzel stratejiler belirlediler. Fakat şöyle bir şey var. 2 gün sonra Haç'tan veya yarın Haç'tan 21 bin kişi gibi bir dönüş başlayacak. Bu 21 bin kişinin dönüşünde nasıl bir karantina olacak? Kişileri evlere mi alacaklar? Yoksa gerçekten sıkıntı yaşayacak ortamda mı bırakacaklar? Önemli olan bu bence. Çünkü onların gelişi Türkiye'yi bayağı etkileyecek bence. Yani bu korona karantina olayını, koronayı daha stabilize etmek için daha büyük önlemler almak lazım bence. Bir de bazı şeyler var. Fransa'dan veya başka bir ülkeden gelenler Atina üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyorlarmış. Bunlar doğru buluyor musunuz? Ya doğru buluyorum tabii ki. Yani insan sadece kendini kandırmış oluyor. Sevdiklerine zararı olur. Burada geldiğinde... Az önce denk geldi bana. Evet. Fransa'dan Atina üzerinden buraya giriş yapmış. Az önce aldım, Nişantaşı'na bıraktım hanımefendinin bir tanesini. Yani bu biraz sahtekarlık oluyor yani. Ama kendisi şöyle dedi, 14 gün evden çıkmayacağım dedi. Peki dedim, havalanda dedim uygulama yapıyorlar mı? Yok dedi, Atina'dan gelene, Yunanistan'dan gelene böyle bir 14 günlük karantina uygulamıyor. Zaten magazinsel isimlerde gördük bunları. Çünkü bunun bir kiti... Doğru buluyor musunuz? Doğru bulmuyorum tabii ki. Yani kişi kendini kandırır sadece. Ve bizim sağlığımızı veya çevresindeki insanların sağlığını tehlikeye atıyor. Bu yüzden doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü şöyle de bir durum var. Mesela geçen gün de biz tanık olduk spor salonunda. Ben eğitmenim. Adam diyor ki, aa diyor, yurt dışından geldim. İş yerine almadılar. 14 gün rahatım, spor yapabilirim. Bence zaten onun kendisi düşünmesi lazım. Spor salonuna gelmemesi lazım ki bizleri tehlikeye atmaması açısından. Ama biz olaya tamamen farklı bakıyoruz demek ki. Kendimizden başkasını düşünmüyoruz ve bu sıkıntılar yaratıyor bize. Türkiye devletinin, hükümetinin aldığı önlemler yeterli mi? Bence yani diğer ülkelere göre kendi açısından. Yani kutlayalım mı? Tabii yani ki, yetkililer tabii ki. Yani, bu konuda. Çünkü gerçekten İtalya'da, iyi bir strateji yaşadılar. İran'da, hemen okulları İtalya'da, tatil ettiler. Bence gayet başarılıydı. Yani hükümet bu krizi iyi yönetiyor. İyi yönetti. Bence iyi yönetti. Tebrik edelim o zaman yetkililere. Evet, başarılarının devamını dileyelim. İnşallah kimse de fazla bir can kaybı olmadan veya hiç kayıp olmadan bu işi atlatırız. Her zaman başarılı. Korkuyor musunuz koronavirüsten? Ya ben iyi, tedbirlerimi iyi alıyorum. Tabii ki karşı taraftan korkuyor insan. Herkeste o korku var. Kendin önlemini alsan da karşı taraftan korkuyorsun maalesef. Çok teşekkür ederim. Ben görüşlerinizi teşekkür bizimle ederim. Paylaştınız. Ben teşekkür ederim. YouTube'da yayınlayacağım. Sosyal medyada yayınlayacağım. Onu alıyor musunuz? Tabii ki. Sıkıntı yok benim için. Sağ olun.